Seher'e sorularını sor. Ne sormak istiyorsun? Seher. Bak bağırma, şey yapma. Sosyal medyayı kullanan birisin. O gün rahmetli kuzenim sabahın ununda sosyal medyanın bir mecrasında sana değer verdiğini beyan ettiği bir paylaşımı var. Bu paylaşımı yaparken beraber neredeydiniz? Paylaşım yaptığını ben görmedim. Sosyal medya burada gösterdi. Bu mısır dediğim gibi. Tarlasının öndeki paylaşımdan mı bahsediyorsun? Evet, siz yayında göstermiştiniz. Orada Seher'le beraber mi? Hayır. 9.59'da yani Seher'in anlattığına göre Seher'in o gün... Seher'in yanında doğru söylüyorsun. Evet, 29 Nisan. Ha, Uşak'tayız. WhatsApp durum paylaşımı. Ha, Seher'in yanındaki 9'dayız. O. Ha? 9'da. Aa, Uşak'tayız 9.59. Pardon. Uşak'tayız. Evet, 9.59'da yani o paylaşımı yaparken... Mutlaka savcımızın dosyasında mevcut olan bir... Bir şey söyleyeyim mi Seher? İsmail'in gözlerine bakar mısın? Çok benziyor İsmail'e. Rahmetli'ye çok benziyor değil mi İsmail? Ekrandan bakarsa daha... Çok benziyorsun ya. Benziyor değil mi? Peki gözlerine bakarak sormaya devam et. Seher'in gözlerine bakamıyor musun? Ya, fiziki olarak baksam da kalben bakamıyorum ya. Bakamıyorum. Gözlerine bakınca ne görüyorsun Seher'i? Ya, iki gencin biri bugünlerde 6 ay oldu toprağa gireli Didem Hanım. Evet. Bir gencimiz de bakın belki de bu adamın bir adım ötesi bir adım berisi ağır ağır kendini çırpındıkça ateşe doğru götürüyor sanki. Seher hala çok şey biliyor diye mi düşünüyorsun? Evet, ben çok şey biliyorum. Yani fiziki dünya kurallarına göre bile Seher'in konuşmaları inandırıcı değil. 60 kilogram, 29 yaşında bir erkek, 40 kilogram, 20 yaşında bir bayan. Yani şu olsa belki inanabiliriz. İşte bir anlık boşluğundan faydalandım, sırtından bıçakladım, buna inanabilirim. İşte bir anlık boşluk buldum, arkadan kafasına taşla vurdum, buna inanabilirim. Ama ayakkabı ipimi çıkartmaya çalıştı. Ne bileyim önce kendi ayakkabılarının ipini çıkardı. Benim ayağımı bağlamak istedi. Bu beyanlarına falan ben inanmıyorum. Faruk'un öğrettiklerini mi anlatıyor Seher? Evet, ben Seher'in bir daire içinde bir senaryoyu ısrarla dönüp dönüp aynı şeyler anlattığını tahmin ediyorum. Çünkü niye? İlk gün... Tamam dur orada dur, bir noktan yok. Öyle mi Seher? Efendim? Yok abla, ben anlattıklarımı gene ısrarla anlatıyorum. Bir şey saklamam yok, bir şey de bildiğim yok. Buraya çıktım sen elinden geldiği yardımcı olmak için çıktım. Ben buraya çıkmasaydım belki bu kadar her şey hiçbir şey çıkmazdı belki. Susaydım, peki, konuşmayı tercih etsin. Peki sen çıkmaya niye karar verdin? Neden çıkmaya karar verdin? Abla ben kendimi savunmak için çıktım. Herkes hani diyor ki öyle bir cümle ailesinde öyle bir selen dışı yaptın ki ben dedim çıkarsam her şey ortaya çıkar. Ben de masumluğum ortaya çıkar. Herkes bilmem şey demekle sen bunu yapmışsın sen bunu yapmışsın. 80 bin lira dedim ki şunu hayır ben yapmadım demek için çıktım ben buraya. Ya kendi iradenle çıktın. Evet. Ama kendi iradenle çıktığında Faruk'un seni yönlendirdiğini kaç aydır biz seninle yayın yapıyoruz? 2,5 ay falan olmuştur. Neredeyse. Yeni yeni söylüyorsun. Evet. Neden? Çünkü her şey ortaya çıktıktan sonra yani farkına vardım ben de. Seni konuşmaya iten ne oldu? Her şey ablam. Benim üzerimden para özellikle seni bunu yani bu kadar Faruk'un İsmail'den para aldığını görünce niye bu kadar şaşırdın? Sana da demiş paraya demiş. Parasını ye demiş. Niye bu kadar şaşırdın ben anlamadım yani. Sana ben, zaten parasını ye diyor. Yemedim ama o yemiş ama ben tamam, yemedim. Tamam ben senin yediğini söylemiyorum. Ben sana şunu söylüyorum. Bak ezan da şu anda okunuyor. Ben sana şunu söylüyorum Seher'cim. Diyorum ki sana. Evet. Sen zaten bu adam sana bir para meselesiyle ilgili olarak telkinde bulunuyor. Faruk'un İsmail'in parasını almasına bu kadar şaşırıyor olmanı ben anlamıyorum. Abla parasını aldım demedi ki bana. Ama sana parasını ye diyen tamam, adam... baskı kuran orada ama parasını ben aldım bak ayarlayayım falan cümlesini kurmadı ki. Parasını ya. Ye iç gez dedi bana. Sen bu çocukla telefonda her gün konuşmuyor muydun? Yani her gün de ara sıra konuşuyorduk. Ama her gün konuşuyordun. Evet Faruk istediği için. Her gün kaç dakika konuşuyordun? Ya saatini bilemem ki yani arıyordu konuşuyorduk sonra kapatıyorduk. Günde kaç kez konuşuyordun? Bir kez. Kaç dakika konuşuyordun?
En az bir 10-15 dakika konuşuyorduk. 10-15 dakika. Yani konuşuyorduk. Neden bahsediyordu sana? Havadan sudan mı konuşuyordu? Yani konuşuyor, işin nasıldı? Zaten çalışma şöyle bir şey. Onun vardıysa da benim vardıydım aynı olduğu için. Hı. Zaten hani çıktım o da çıkıyor, çıktım ben de çıkıyorum. İşe girdim o da giriyor, ben de giriyorum. Öyle zaten vardiyamız. Çıktık nasıl, işte ne yaptın? Ben onu sormuyorum. Siz İsmail'e telefonda ne konuşuyordunuz? Ya bunları konuşuyorduk abla ya. İş hayatını bilmem konuşuyorduk. Normal. Kaçta çıktın, kaçta yaptın, onu yaptım. Sen bu kadar çalıştın, ben bu kadar çalıştım. Sen ne konuşuyordunuz? Bunları konuşuyorduk abla, gene söylüyorum. Hı? Başka çok özel bir şey konuşmuyorduk. Hayır, ailesiyle ilgili sana bile, ailesinin bazı sırlarını, ailesiyle ilgili yaşadığı bazı rahatsızlıkları bile sana anlatan İsmail, hiç Faruk'tan bahsetmedin mi? Ya Faruk istedi, şöyle bir şey, hani hiç Faruk benden para istedi, para için konuşayım seni cümlesini kurmadı bana. Başka bir şeyden demedi Faruk'la ilgili zaten bana. Ya Faruk'tan bahsetmiş belli yani. Bu çocuk annesinden babasından sana bahsediyor. İkinizi tanıştıran, konuşun diye zorlayan Faruk'tan bahsetmediğini ben düşünmüyorum yani. Ya, telefonda konuşurken bahsetmedi. Ne zaman bahsetti? Faruk'la bir şey demedik bana. Para için konuşun, bilmiyorum şey ayarlayayım. Bunları cümlesi kurmadık zaten İsmail bana. Onunla ilgili fazla bir şey, yani bir şey söylemedik bana. Çoğunluk zaten İsmail'le Faruk konuşuyordu zaten. Arabada indikten sonra zaten kenarda TNA'da onlar konuşuyordu. Bak İsmail Kür, yani kuzeni önemli bir şey hatırlattı. Hayatını kaybettiği günün sabah saatlerinde bu çocuk sana sosyal medyada paylaşımı yapmış ve sana değer verdiğini göstermiş ama gizli mesaj vermiş. Hala senden bahsetmiyor. İsim söylemiyor, etrafına söylemiyor. Anladığım kadarıyla Faruk sana yaptığı baskıyı ona da fazlasıyla yapmaya başlamış. Olabilir, bilemem. Niye ikinizin ilişkisinin gizli kalmasını istedi Ser? İlişkimi ben hani konuşmasın dediğinde hani ben birisi duyar, bak babam duyar, bilmem bir şey olur dediğinde o dedi ki duymaz, kim nereden duyacak ki dedi. Arkadaşlar WhatsApp'ta bir şey yazdım, bana ona yanıt verir misiniz lütfen? Bir yanıt, bir soru sordum size, ona bir yanıt verir misiniz lütfen? Ha. Şimdi bak Seher'cim, olay yeriyle ilgili, şimdi bazı ihbarlar geliyor, ben bu ihbarları, bu iddiaları gündeme taşıyayım. Mesela bir tanesi diyor ki aynı köydeyiz diyor. Olayın olduğunu biliyorduk fakat susmak zorunda kaldık. Öğlen saat 14-14.30 civarı diyor. Faruk ve Nurullah arabayla köy yolundan önümüzden geçti. Çok fazla süratlilerdi diyor. Sonra Seher'i alıp geri gittiler. Seher ilk araç geçtiydi, arabada yoktu. Akşam 20-20.30 civarı da köyden biri öldü diye bize haber geldi. Faruk ve Nurullah yaptı bunu. Faruk beni de tehdit etti diyor. Nurullah canlı yayında mı arkadaşlar? Nurullah'ı görebilir miyim? Babam düğünde zaten kayıtlardı belli zaten. Ama diyor ki baban belli bir saatten sonra ayrılıyor. Biz öğle saatlerinde Faruk'un orada ne yaptığını bilmiyoruz. Çünkü Faruk sabah çıkıyor çocuğuyla. Ya Faruk'un meşhur olduğu saat 14'e kadar, 14-14.30 gibi benzinliğe geliyor Faruk. 14.30'dan öncesinde Faruk ne yaptığını bilmiyoruz. Nurullah ve ikinizi köydeki bir ihbara göre, Selendil'in ihbarına göre saat 14-14.30 gibi sizi ve Faruk'u aynı araba içinde köy yolundan geçerken gördüğünü iddia edenler var. O gün beraber miydiniz? Kim, abla kim derse çıkarsın karşıma, devleti savcısı var, hakimi var. Telefonu var getirsinler, bende. Getirsinler kim varsa, tamam mı, getirsinler direkt ben, beni savcı tutuklasın. Bu kadar şart konuşuyorum. Niye tutuklasın ben canım? Ben o gün saatte neredeyim, benim günlük gezdiğimde o gün neredeymişim baksın, bin şahit var. Sen tam o gün, bin şahit var. Sen o gün o nerede? O kadar konu tam bin kişiyi yiyeceğim. Sen o gün neredeydin, bana bir söyler misin? Ben abla saat 12, 1'e kadar fıdan çektim. Fıdan neredeydin? Çıktığı sonra benim gayrimin kızına nişanı. Tütün fıdanı çektim. Biz sabahtan başla. Kızına... Sabah o gün Faruk seni aradı sabahtan mı hiç? Sabahtan başladım sana sabah. Aradı kim mı seni? Aradı mı? Faruk seni aradı mı hiç? O gün hiç aramadı abla, hiç aramadı. Faruk'la yüz yüze görüştünüz ben mü? Ben o gün sabah görüşmedik o zaman. O anda görüşmedik abla ya. Kayıtlarımda çıkarın, tüm cezayı ben çekeceğim. Çıkarın kayıtlarımdan, o günkü konuşmamda çıkarın. Peki, daha sonrasında... Tüm cezayı ben çekeceğim. Sen düğüne gittin mi o gün? Düğün varmış. Kaça kadar düğündeydin? Gittim. Kaçta düğündeydin? Abla, vallahi 3.30, 2'nden ezan okuduğunda kaynımın oradaydım. Peki, nasıl? Buyurun. 14, ondan sonra demiş, başka bir eşemeler evet, köyü var. Saatler uyuyor. Tunca Hanım onu söylüyor. Saatlerin uyduğunu söylüyor. Tamam, devam edin, evet. Evet. Eşemeler köyde bir Selendir'in bir mahallesi var. Evet. Yılmaz Akarsu'da onun biraderinin, çocuğunun biraderi asker mopedi vardı. Tamam. Ona gittim. Orada telefon geldi.
Hemen bıraktım. Yolda gelirken telefon geldi bana. Vardım. Çocuğa para astım. Yemekler yemedim. Hatta arkadaş dedi ki yemek ye dedi. Ben de dedim ki kaynımın orada var düğün. Yemekler yemedim. Peki. Seni kim aradı? Saat kaçta aradı? Olayı kimden öğrendin? Ben işte dediğim gibi Hikmet Yeşilkul'u aradı beni. Vallahi saat kaçtı bilmiyorum. Ben sana söyleyeyim. Saat 18.21'de Faruk Hikmet Bey'i arıyor. Hikmet'i arıyor. 18 evet. Bak 18.21. Evet. Tamam mı? Evet. 18 evet. 18.27'de de yani aradıktan sonra Hikmet'i aradıktan sonra Faruk Efendi o sırada yukarıdan jandarmalar da çalışıyor. Yani yukarıdaki aslında onu bırakmamaları lazım. Tamam mı? Faruk elini kolunu sallıyor, evet. sallıyor oradan çıkıyor aşağı iniyor. Önce Hikmet'i arıyor. Evet. Diyor ki senin telefonun onda evet. olmasına rağmen seni aramıyor. Sonrasında da evet. Sonrasında da seni aradıktan Hikmet'i aradıktan sonra diyor ki bu şeye haber ver bizi buluştur diyor. Sonrasında saat 18 yani seyri kaçırmışlar diyor. Sonra saat 18.27'de evet. de Faruk, Taner ve dayısı İsmail peş peşe araçlarla senin yanına geliyorlar. Yok kimse benim gibi onlar yoktu. Sadece Faruk vardı oradaki belediye kahvesinin önünde. Saat 19. Sadece onlar tekiner yiyordu. Saat 19.39'da. Tek kişi vardı Faruk vardı benim vardığımda. Devam ediyorum. Saat 19.39'da yani yaklaşık bir saat sonra Faruk'un telefonu yeniden olay yerinden sinyal veriyor. Yani siz çay bahçesinde buluştuğunuzda saat. Çay bahçesinde bulmadı abla kahvenin önünde buluştuk. Tamam da siz Nurullah Bey Faruk'la 40 evet. ben sana HTS kayıtlarına göre söylüyorum. Bak belgelerle konuşuyorum. Evet. 40-45 evet. dakika. 40-45 dakika. Evet. Bu kadar uzun ne konuştunuz ya? Vallahi merak ediyorum. Abi ki yalan ya. Ne 45 dakikası ya? Hayır. Ben 5 dakika önce durdum orada kamerada bakın. Hayır ben HTS. Ne 45 dakikası ya? Ben en fazla dursam 10 dakika durdum orada. O zaman durmadım. O zaman Faruk sizin yanınızdan başka bir yere gitmiş olamaz. Faruk çay bahçesinde görünüyor. HTS kayıtlarına göre. Abla ben ne diyorum sana? Ben ne diyorum sana? Şart konuşayım. 10 dakika durmadık. 10 dakika. HTS kayıtları ne biliyor musun Nurullah Bey? 10 dakika durmadım. Nurullah Bey HTS kayıtlarının evet. ne olduğunu biliyor musun? HTS kayıtları. Biliyorum. Biliyorum abla. Faruk'un HTS kayıtlarına göre tamam mı? HTS kayıtlarına göre Faruk çay bahçesinde. Çünkü sen de çay bahçesindesin. Çünkü sen... Belki telefonu orada kaldı. Belki telefonu orada bırakamadı. Olur mu? Çünkü sen Faruk'un arabasıyla olay yerine gidiyorsun. Faruk'un... dolayısıyla sen de oradasın. 5-10 dakikalık abla, bir görüşme de değil. 10 dakika durmadım da mesela bak 10 dakika durmadım. Bak HTS kayıtlarına göre 40-45 dakika çay abla, bahçesinde... Abla ben HTS'yi de bilmem dedim. 10 vallahi, dakika durmadım. Valla savcımızın sana bunu sorması orada lazım. Orada kahvecide sorabilirsin. Valla sorması lazım. 40-45 dakika. 40-45 dakika siz Faruk'la... Ne 45 dakika? Ya ki nerede çıkıyor? Ya HTS yalan. Kayıtlarına göre Faruk 40-45 dakika... Ben HTS'yi bilmem. Ben çıktığımı biliyorum. O zaman sana öğretirler HTS'nin...